girişimi 2008 küresel mali krizinin ardından neoliberal politikaların ve Anglo-Amerikan küreselleşmenin artık sonuna geldiğinin tartışıldığı, sorgulandığı bir dönemi takip eden zamanlamada gündeme geldi. Ne denildi o zaman? Artık küreselleşme bize hizmet etmiyor. Bizden çok daha çok Çin'e hizmet ediyor. Yeniden korumacı politikalara dönelim, ulusal politikalara dönelim. Birinci husus bu. İkincisi, bu kalkınma ve kalkınma amaçlı yardımlar meselesi aslında Çin için yeni bir olgu değil. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren kendi ekonomik olanakları son derece sınırlı olmasına rağmen yine de tabii daha çok ideolojik bağlamda, daha dayanışmacı bir ruhla bugünkü bağlamdan, esinden daha farklı bir çerçevede Çin, işte sosyalist ülkeleri, Asya ve Afrika ve diğer üçüncü dünya ülkelerine de belli ölçüde dış yardımlar götürmüş bir ülke. Hatta 1970'te dış yardımların hükümet harcamaları, daha doğrusu gayri safi milli hasıla içerisinde %5'ine denk geldiğini kaynaklar bize söylüyor. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim şeyin detayına geçmeden önce. Öncelikle bu girişim 2013'te ilan edilmekle birlikte ben bunun başlangıcını 2000'li yıllara götürüyorum. 2000'li yılların başında malum sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Çin'in bir işte küresel ol ya da dışarıya çık şeyi var, sloganı ve politikası var. Bu politika aslında Çin'in 80'lerden itibaren kapitalist üretim ilişkilerini öğrenme ve sermaye biriktirme sürecini tamamlayarak artık yeni bir aşamaya geçtiğini bize gösteriyor. Hem kalkınma politikaları değiştirdi hem bu dışarıya çık söylemiyle işletmelerini, şirketlerini, efendim hatta üniversitelerini, bilim insanlarını küresel çapta rekabet etmeye yöneltti. Dolayısıyla ben bu girişimin ilk adımını bu 2000'lerin başındaki politikada görüyorum. Onun biraz daha geliştirilmiş, ete kemiğe büründürülmüş, belli bir siyasaya büründürülmüş hali. İkincisi, bu girişim genellikle kamuoyunda hani altyapı yatırımlarıyla köprüler, barajlar yapıyor, hızlı tren şeyleri döşüyor Çin. Bu çerçevede anılıyor ama eminim Sayın Güller de kitabında bu konulara mutlaka yer vermiştir. Bu girişimin aslında altyapı yatırımlarının olanaklarının standartlaştırılması, bütünleştirilmesinin dışında birkaç boyutu daha var. Bunlar önemli. Birincisi politikaların eşgüdümü, finansal bütünleşme, ticaret engellerinin kaldırılması ve bütün bu kuşak yol ülkeleri içerisindeki o ülkelerin ülkelerden toplumsal desteğin yani kamuoyu desteğinin sağlanması ve buradaki halkların birbirine yaklaştırılması. Şimdi bu açıdan baktığımda yani ben bütünlü bir arada düşündüğümde bu ilkelerin bunun böyle bir bütünleşik pazar, bir ortam, bir mekan, bir alan yaratma amacına yöneldiğini düşünüyorum. İkincisi, kuşak ve yol girişimini ben tek başına değerlendirmemizin biraz eksik kalacağı kanaatindeyim. Çünkü bu doğrudan bir girişim. Bundan sonra Çin işte dijital ipek yolu, efendim uzay ipek yolu, kutup ipek yolu gibi başka ipek yollarını, hatta
pandemi döneminde sağlık İpek yolu gibi diğer İpek yollarını da gündeme getirdi. Şimdi bunlara baktığımız zaman örneğin dijital İpek yolu hani bir kuşak bir yol, kuşak üzerindeki ülkeleri denizden ve karadan bağlanmayı planlıyordu. Dijital İpek yolu da bu güzergah üzerinde hem dijital kalkınma, dijital ticaret, küresel veri güvenliğinin sağlanması gibi politikalarda bir uyumu, işbirliğini öngörüyor. Ama aynı zamanda bu şeyin önemli bir boyutu kuşak yol boyunca denizaltı dijital kablo sistemini kurmak. Bu önemli çünkü malum aramızdaki uluslararası verilerdeki ana güzergah, ana yol bu denizaltı kabloları. İkincisi mesela uzay İpek yolu, evet Çin'in bir uzay gücü olmasını amaçlıyor. O çerçevede ABD ile bu alanda da rekabet var. Ama burada şeyin bir amacı da, Çin'in bir amacı da bir küresel navigasyon sistemini geliştirmek ki bunu kurdular. Ama bunu aynı zamanda kuşak yol güzergahı ülkeleri içinde ortaklaşa kullanmak. Bunun anlamı şu, böyle bir şey havuz kurulduğunda Amerika'nın ya da Avrupa Birliği'nin, yani şu anda bildiğim kadarıyla Çin'in dışında 3 küresel navigasyon sistemi kullanan ülkeler var. ABD, Avrupa Birliği ve Rusya olmak üzere. Çin'in kullandığı navigasyon sisteminin diğer ülkelerin ya da bölgelerin navigasyon sisteminin dışında kalması, bu alanın kendi içinde hareket etmesi. Tabii bunun bir de şey yolu var. Yani dijitalleşmeden bahsettik. Bildiğiniz gibi Çin ve Rusya bizim de kullandığımız, hani Amerika'nın geliştirmiş olduğu uygulama akıllı telefonlarda ya da diğer internet ortamındaki uygulamalardan farklı olarak kendi ulusal uygulamalarını geliştiren ve bunu hayata sokan bir iki ülke. Dolayısıyla bu çok önemli çünkü günümüzde ürettiğimiz veriler, hepimiz burada bir veri işçisiyiz, bedavadan üretiyoruz ve veriyoruz. Ve bunlar çok çeşitli amaçlarla kullanılıyor, yalnızca ticari amaçlarla değil. Çin'de bugün 1 milyar internet kullanıcısı var. Bu şu demektir, bu 1 milyar internet kullanıcısının inşa ettiği, ürettiği veri aynı zamanda Microsoft'un, Meta'nın ya da diğer küresel teknoloji şirketlerinin kontrolünün dışında demektir. Son olarak da bu kitap Kutup İpek Yolu ya da Arktika İpek Yolu da malum bu Kuzey Kutbu'nda iklim değişikliğine bağlı olarak bildiğiniz gibi orada buzlar eriyor. Yeni deniz ulaşım imkanları gündeme geliyor. Orada var olduğu söylenen doğal kaynakların işletilmesi kolaylaşacak. O çerçevede birçok ülke gözünü Kuzey Kutbu'na dikmiş durumda. Herkes politika belgesini açıklıyor. Çin de 2018 yılında kendisi bir kutup ülkesi olmamasına rağmen Arktika'ya yakın komşu ülke olması hasebiyle kutup politikasını açıkladı ve buranın yeniden yapılandırılmasında, bu yeni koşullara uygun yönetilmesinde kendisini sürece dahil olduğunu beyan etti. Şimdi bunları da ben yeterli görmüyorum. Bu girişimleri, yani muhtelif İpek yollarına ilişkilendirdiğim bir başka gelişme daha var ki, o da
Amerika'nın, pardon, Çin'in 2021-22'den itibaren ard arda yayınladığı küresel politika belgeleri, işte kalkınma girişimi, küresel güvenlik girişimi, küresel yapay zeka girişimi gibi. Şimdi bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde kuşak yol ve diğer ipek yolları bahsedilen o güzergahta bir teknik anlamda biz bütünlük sağlamak, bu bütünlük hem karadan hem denizden hem deniz altından hem atmosferden olmak üzere aynı zamanda bu güzergah arasında da toplumlar arasındaki ilişkileri geliştirerek bu toplumsal bir bağı da tesis etmek. Diğer o küresel politika belgelerini ise ben bunları destekleyen ve aynı zamanda Çin'in işte yeni bir uluslararası düzen, çok kutupluluk söylemlerinin düşünsel altyapısını inşa etmeye yönelik girişimler olarak görüyorum. Çünkü siz bir sistemi eleştiriyor ve onun revizyonunu öngörüyor iseniz, talep ediyor iseniz, o zaman sizin nasıl bir revizyon ya da nasıl bir dünya düzeni tahayyül ettiğinizin de açıklanması gerekiyor. Şimdi Çin böyle bir şeye, projeye başka hangi açılardan yöneldi? Yani temel kazançları ne? Birincisi, bildiğiniz gibi Çin'in son 50 yıldaki muazzam büyümesini aynı zamanda artan enerji açığı, gıda açığı ve ham madde açığı eşlik etti. Dolayısıyla Çin bu alanlarda dışa bağımlı ve bütün bu bağımlılıklarının garanti, güvence altına alınması, yani tedarik zincirlerinin aksamaması gerekiyor. Bunun ipuçlarını Xi Jinping'in 20. Parti Kongresi'nde sunduğu konuşmada, raporda yeni bir küresel güvenlik mimarisi kavramı içerisinde gördük. Yani ulusal güvenliği Çin küresel güvenliğin sağlanmasıyla eşitliyor. İkincisi bu tedarik zincirlerinin aksamaması için alternatif tedarik yolları hem denizden hem karadan tesis etmeye çalışıyor. İkinci amaç da tabii Çin'in bu bölgede güzergah üzerindeki ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek, orada yeni pazarlar elde etmek. Şeye baktığımız zaman, 2013-2023 arasındaki ticaret verilerine baktığımız zaman Çin'in toplam küresel ticaret rakamları içerisinde kuşak ve yol ülkeleriyle yaptığı ticarette bir artış görüyoruz. Dolayısıyla örneğin Afrika bir taraftan enerji ve ham madde kaynağı iken Çin'e, aynı zamanda Çin'in özellikle ucuz ve daha düşük kalitedeki ürünleri için de muazzam bir pazar. Mesela cep telefonu pazarına baktığınız zaman Afrika'da Çin pazara birinci derecede hakim bir güç. Son olarak belki şeyi de vurgulamam gerekiyor. Çin'in bu girişimden, beklentilerinden biri de ve motivasyonu da yumuşak gücünü artırmak ve orada işte kamuoyu nezdinde kamuoyunun desteğini sağlamak. Bunun da önemli ölçüde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar bir önceki programda da konuşmuştuk, hani kuşak ve yol girişimi aynı zamanda yeni sömürgecilik ve borç tuzağı tartışmalarını gündeme getirmişti. Bunun çok bir temelinin olmadığını söylemiştim. Ama şu var,
Çin'in yatırımları